Beyrut'ta büyük bir kalabalıkla karşılanan Türk heyeti Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun'u da ziyaret etti. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta en az 154 kişinin öldüğü, 6000 kişinin de yaralandığı patlamayla ilgili soruşturma sürüyor. Beyrut Limanı'nın müdürü ve Lübnan Gümrükler Müdürü'nün de aralarında bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. Patlamanın ardından Beyrut'ta yaralar sarılmaya çalışılıyor. Patlama anının yeni görüntüleri de yaşanan dramı gözler önüne seriyor. Patlamanın şiddeti o kadar büyüktü ki şehrin tamamında hissedildi. Düğün fotoğrafı çektiren çift patlamaya sokakta yakalandı. Camlar kırıldı, ortalık toz bulutu içinde kaldı. O an yaşanan dehşet kameralara böyle yansıdı. Bu görüntüde bir kilisede düzenlenen nikah töreni sırasında kaydedildi. Gelin, damat ve davetliler patlamanın şiddetiyle neye uğradığını şaşırdı. Türkiye'de yaraların sarılması için devrede. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun'la bir araya geldi. Görüşmede Türkiye'nin her türlü yardıma hazır olduğu mesajı verildi. Türk heyetinin Lübnan yönetimine en önemli teklifi ise haritadan silinen Beyrut Limanı yerine geçici olarak Mersin Limanı'nın kullanılması oldu.